Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. İpek Enerji ile ilgili ve Koza grubu ile ilgili genel bir değerlendirme yapacağız şimdi. Geçtiğimiz haftalarda Doğuçe Bank'ın hissede yüksek miktarda satış yaptığını ve daha sonradan tekrar alıma geçişi ile ilgili bir bilgi paylaşmıştım sizinle Twitter'da. Ve hissenin teknik analizini yapmıştık. Bu hissenin daha önceki analizlerinde ve maden holding ile ilgili birçok bilgiyi bu videonun sonuna ekleyeceğim. İzlemediyseniz mutlaka izleyiniz. Bu İpek grubu, Koza grubu çok güzel şirketler, çok karlı şirketler, ucuz şirketler ama mahkeme sürecinden dolayı birçok bilinmezden dolayı hisselerde yabancı hareketleriyle ciddi miktarda lot değişimleri, ciddi miktarlarda hareketler gerçekleşmekte. Size bu hissenin takasını da paylaşacağım şimdi. Ama öncesinde size daha önce paylaştığım bir notu, bilgi notunu tekrar paylaşacağım. Hisseyi geçen sene yaklaşık bulunduğu 6-6,5 seviyelerinden aralığın 20'sinden sonra yaklaşık Şubat'ın 20'lerine kadar hisseyi ciddi miktarda yükselttiler. Bunu kim yaptı? O zaman yaklaşık elindeki lot miktarını %90'ın üzerinde arttırarak Doğuça Bank'ın 8-9 milyon lot alarak hisseyi böyle çok sert bir hareket yaptırmıştı. Bu aldıkları lotları aynı şey önümüzdeki bu seneden devamında hisseleri yukarıdan sattılar. Yani 11-12 TL SG'sinin üzerinde bu aldıkları lotları geçtiğimiz 2 ay önce Doğuş Bank'ın yaklaşık 8 milyon lot satarak elinden çıktığını gördük. Ve hissede orta vadede şirketin demek ki beklentisinin kalmadığını yorumlamıştık. Aynı şekilde daha sonrasında son bir aylık takaslara baktığımız zaman şöyle göstereyim size. Son bir aylık takasların içinde Doğuş Bank'ın 2.2 milyon lot artıda olduğunu görüyoruz. Ve sitenin elindeki lot miktarında değişim yapmadığını görüyoruz. Şu lotu görüyorsunuz. Bu aylık grafik yani son bir ay içinde gerçekleşen İpek Enerji'deki takas değişimi. Bu da şöyle haftalığı göstereyim ilk önce. Haftalıkta gördüğünüz gibi Citibank'ın 355 bin lot ekside olduğunu görüyoruz. Ama Deutsche Bank'ın ciddi miktarda ne alışı ne satışı olmuş. Yani bulunduğu konumu koruduğunu görüyoruz. Günlüğe baktığımızda ise Deutsche Bank'ın bu tabii iki gün bugünlük e, takasımız iki gün öncesinin tak takası. Yani iki gün sonrasında gördüğümüz için takaslarda iki gün öncesine ait bu takas. Yani sonraki gün içinde gerçekleşen işlemleri önümüzdeki günlerde görmeye devam edeceğiz. Yani bugünkü işlemi yapılan işlemleri pazartesi günü akşam analizinde tekrar detaylıca inceleyeceğiz. Çünkü bunların yapmış olduğu hareketler hisselerde agresif hareketlerinde gerçekleşmesine sebep olmakta. Citibank'ın 1.3 milyon lot sattığını, Deutsche Bank'ın da 700 bin not sattığını görüyoruz iki gün önce. Yani hissedeki 12 TL seviyesinin aşılmasından sonraki süreci kapsıyor bu. Bugün neler oldu onu bilmiyoruz. Hisse bir tavan değerini gördü ondan sonra düştü birazcık geriledi ama kapanış itibariyle size teknik analizi daha önce bahs bahsettiğim hani bu 12.70 bölgesi açılırsa hissede bir trend başlar analizi yapmıştık ama bu yükselişin desteklenmesi için yabancının alıyor olduğunu görmemiz gerekiyor. Yoksa kısa da üst dirençleri görse bile bunu satış fırsatı olarak değerlendirilme ihtimalinden bahsettik. Şimdi baktığımız zaman Deutsche Bank'ın kısmi alımı olduğunu görüyoruz. Ve şu anda bakarsanız şuradaki direnci görüyor musunuz? Burası daha önce direnç olarak çalışmış bir bölge. Yani tam 13.70 bölgesinin üzerinde hisseyi kapattılar. 13.77 bölgesinde. Yani hisseyi şöyle bakarsak önünde 14.40 direncine gitmek niyetinde olduğunu görüyoruz. Ki muhtemelen burayı ikili tepe dediğimiz bir nokta oluşacak. Aynı burada oluştuğu gibi bu bölgenin üzerinde kapatması ve bilakis bu, bu kademe aşıldıktan sonra sert bir yükselişin başlaması bizim için bu son iki gün içinde görmediğimiz süre zarfında acaba yine yabancının bir alışı mı gerçekleşti ibaresini düşündürüyor. Önümüzdeki süreçte acaba aynı geçen seneki Aralık ayında başlayan hareketin olup olmama ihtimalini değerlendireceğiz. Yani önümüzdeki süreçte hisse e, bu bu e, poligonda artışını sürdürüp sürdürmediğini analiz etmeye çalışacağız ama hissenin bu kademenin üzerine çıkıp yerleşmesi ve en yakın direncin de üzerine çıkarak oturması ve bunu çok yüksek hacimle gerçekleştirmesi önümüzdeki süreçte hissenin yükselişini destekleyecek bir işaret olduğunu göstermekte. Tabi bu yükselişin aynı bu yükseliş gibi anlamsız hiçbir bağlantısı olmayan ...bir sert yükseliş. Bizim bilmediğimiz şeyler yani demek istediğim. O zaman da Doğaça Bank böyle sert alımla hisseyi yaklaşık %100 derecede yükseltmişti hisseyi. Ve bu hareketlerin genelin mimarı gene Doğaça Bank görünmekte. Bu süreçte tekrar aynı hareketi yapar mı? Bundan emin değiliz ama... ...bu riski değerlendirmek isterseniz bu kademelerin dirençlerini tekrar test etmesini... ...ve önümüzdeki süreçte bu dirençler üzerine nasıl bir çizgi yürütebileceğini... ...biz varsayımlarla analiz etmeye çalışacağız... Bu 14.40 bölgesi test edilirse bu grafik artık yeniden şekillenecek. Bu grafiği biz tekrar oluşabilecek yükseliş kanallarını 20-25 seviyelerine çıkıp çıkmama ihtimallerini tekrar değerlendireceğiz. Ben bunu takaslardan takip ediyor olacağım. Şimdi e, önümüzdeki süreçte hisselerle ilgili koza e, hissesi de aynı şekilde 81 bölgesini açtığı için Artık o da e, şu anda mevcut pozisyonda bir yükseliş trendine girmiş durumda. Ama Kozal grubunda birazcık daha yabancı para olarak girişinin olduğunu görüyoruz. Ama bundan birkaç hafta önce yaptığımız en son analizde çıkış gözlemiştik. Ama şu anda bir giriş ve bir trend başlangıcı var ve bu hacim çok yüksek bir hacim. Bu üçlüyü Koza, Kozal ve İpek grubunda önümüzdeki süreçte hisselerin e, neden yükseldiğini bilmiyoruz ama yükseliş trendinin Bank ve Citibank üzerinde paylarla gerçekleştiğini çok net bir şekilde görmeye başlayacağız gibi görünüyor. E, Kozal hissesiyle ilgili de yine destek direnç ilgili bir çalışmam olacak. Onu da izleyebilirsiniz tekrar. Dediğim gibi İpek grubu ile ilgili ve Kozal grubu ile ilgili bu videonun sonuna birkaç tane ben video atacağım. Eğer hisselerle ilgili genel ekonomik ve finansal durumlarla ilgili yeterli bilginiz yoksa onları izleyip hisseler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.